Buyurun, siz de bir çapulcu musunuz? Evet, aynen. Gurur duyuyorum çapulcu olmakla. Peki tanımı nedir çapulcunun? Nasıl tanımı? Çapulcu nasıl bir şey? Kendiliğinden ortaya çıktı anladığım kadarıyla. Sonuçta bir etki oldu. O etkinin karşılığında da tepki olarak şimdi insanlar o çapulcunun içini dolduruyorlar ve ben de hakikaten onur duyarak doldurulduğuna inanıyorum. Kelimeler çünkü bizler ne anlam verirsek odur. Sonuçta o kelimenin anlamını insanlar bu şekliyle verdi ve harika bir şey yaptılar diye düşünüyorum. Peki siz buraya kim olarak, nereden, nasıl katıldınız? Bu genel çapulcu tanımı için. Evet, yani kendiniz, bunun güzelliği o kim? Zaten burada herkes kendisi. Ben de kendim olarak geldim yani, ama... Yani talebiniz nedir? Ne işte? Kimisi diyor ki ben bir kadın olarak şu talebimle geldim. Kimisi diyor ki ben bir işçi olarak şu talebimle geldim. Kimisi işte az önce Mehmet Yılmaz vardı. Ünlü bir gazeteci, tanınmış bir gazeteci. Ama burada bir hemzemin bir ortamda konuşuyoruz. Siz hangi taleple Gezi Parkı simgesine hangi talebi taşıdınız siz? Ben kendim olarak sonuçta bu gezegen üzerinde bir şeyler yaşamaya geldim ve bu yaşamımdan da kendimin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki toplum, insan toplumsal bir varlıktır. Bir takım disiplinlerin olması gerekir ama o disiplinlerin de bir sınırı var. Yani bana, özelime müdahale edilmemesi lazım. Benim kendi kimliğimi kaybetmemem lazım ki özgürce hayatımı yaşayabileyim. Bu çerçevede bir takım hiyerarşilerin ya da sistemlerin bana bu hakkı vermemesi sonuçta isyan etme haline getiriyor. Ya da buna direnme, direnç göstermem gerektiğini içimde hissediyorum. O nedenle de seve seve geldim ve insanları izliyorum, ortama bakıyorum. Hakikaten insanlar da insan olmanın onuruna layık bir tavır içindeler ve adı konmamış o disiplinlerin, o prensiplerin içerisinde insanlar sadece insan oldukları için birbirleriyle yardımlaşıyorlar, destek veriyorlar, birbirlerini besliyorlar. Önemli olan da bu. Yapıcı bir şey olması, yıkıcı değil, yapıcı olması. Bu kadar barikatı falan gördünüz. Hükümet şiddetten bahsediyor. Peki buna ne diyeceksiniz diyeyim. Tabii. Yani şurada acayip otobüsler, iş makineleri aynen, hepsi yakılmış aynen durumda. Aynen öyle ve ben... Şiddet değil mi bu yani? Şiddet ve işin ironik tarafı da o şiddetin karşılığında böyle bir tavırla insanların çıkması ki gerçek onur, gerçek haysiyet, insan olmanın güzel tarafı bence burada. Yoksa öteki türlü içgüdülerimize bıraktığımızda ki bence o şiddeti yaratan içgüdülerine uymuş bir insanın tavrı ve tutumuydu. O içgüdülerine fazla kendini teslim ettiği için böyle bir yapı oluştu ama çoğunluk... Bir insan kim? Yani sonuçta yönetim olarak başta bulunan kişiler. Bir ya da iki ya da üç ya da beş ama sonuçta... Belki beş bile olmayabilir yani. Evet, olmayabilir. Ama sonuçta bir şekilde bir konumu... görev alıyorsan, o konum sana bir takım yetkiler veriyorsa o yetkiyi insanın çok bilinçli kullanması lazım. Çünkü insan olarak evet hepimizde her türlü hissiyat var ama sen şeyleri temsil etme durumundaysan o yetkilerini daha sorumlu kullanmak peki, durumundasın. Temsil ediyor mu bizi gerçekten? Yani siz kendinizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz hükümetin? Beni temsil ettiğini düşünmüyorum ama sonuçta eğer mevcut sistem içerisinde demokrasi dediğimiz yapı içerisinde böyle bir sonuç ortaya çıkmışsa ben elimden geldiği kadar o sonuca saygılı davranmaya, o kişiye kendi insani değerlerim çerçevesinde hakaret etmemeye, aşağılamamaya ama yeri geldiğinde de yok kardeşim bunu böyle yapmaman gerekirdi deme hakkını kendimde görüyorum. O da onun bilinciyle hareket etmek durumunda. Eğer bunu yapmıyorsa da zaten herkes kendi yaptıklarının sonuçlarını yaşıyor. Peki yani siz neşelisiniz ama bugün hani birilerinin en azından giderek sayısı azalan bir kesimin Tayyip Erdoğan'dan bir yumuşama beklentisi vardı. Bir balkon konuşması imgesi etrafında. Peki balkon konuşması dediği bir Tunus konuşması gördük. O Tunus konuşmasında inşaatın başladığından bahsetti. Yani Topçu Kışlası için başladık. Sonra da işte de devam edeceğiz. AVM'de, AKM'de yıkacağız, camide yapacağız bilmem ne. Geri adım atmayacağız diyor Tayyip Erdoğan. Şimdi bu neşenizi kaçırmamış görünüyor. Neden? Neşem beni ilgilendiren bir şey. Onun içinde bulunduğu durumda onu ilgilendiren bir şey. Yani sonuçta
olayların gidişatı onu nereye götürecekse oraya götürecek. Onu oturup kendinin onun düşünmesi lazım. Ben onun yerine düşünemem ki. Yani neyse bunun bedelini ödeyecektir. Kendi meselesi. Ama sonuçta bizler birey olarak bu toplumun insanları olarak elimize geleni yapıyoruz. Yani ne gazlar durdurabiliyor, ne tazyikli sular durdurabiliyor. Sonuçta ben kendim, insanlar kendilerini ifade etmeye devam ediyorlar. Bunu görüp bundan bir mesaj alabiliyorsa ne mutlu. Alamıyorsa da bedelini yaşayacak. Nedir bunun bedeli? Şu an görünen pek anlamlı değil ama yani bunu yorumlamanın... Peki yani şöyle bir şey, tam daha açık sorayım. Tayyip istifa, hükümet istifa, faşizme karşı omuz omuza en çok duyduğumuz 3 slogan. Yani daha çok yani basit görünen bir dizi talebin birleşip siyasallaştığını ve iktidara yöneldiğini görüyoruz. Siz hükümetin buranın taleplerine yanıt vermediği koşulda yükselen taleplere yanıt vermediği, düşebileceğini, devrilebileceğini düşünüyor musunuz? Mutlaka bir şeyler olacak. Ne olacak, ne şekilde olacak onu bilemem ama mutlaka bir şeyler olacak. Peki diyelim ki hükümet çok şimdi şey diyor, yok illegal örgütler var, yok marjinaller var ki biz her türlü rengi görüyoruz ama çok sadece. Biz çapulcular olarak ya da işte illegaller, marjinaller olarak bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımızda yeniden. Şimdi bir saldırı burayı açığa çıkarttı. İkinci bir saldırı gerçekleşse atıyorum. Burayı kaldırın, ben sizi istemiyorum artık. Yeter, sizi anladım ama projeme devam edeceğim dersen, o kadar da siz ne yapacaksınız? Değil herhalde. Sonuçta bugün sosyal medyada takip ettiklerim, aman işte bütün dünyanın dikkati Taksim'e çekildi. Taksim'de gene ortalık biraz daha sakin. Ankara'ya dikkat çekelim, diğer illere dikkat çekelim şeklindeydi. Sonuçta bilinçlenen halkın gösterdiği tepkiler çerçevesinde o hassas dengeleri ister istemez, yani onun da canını acıtacak ya da yetkili kişilerin canını acıtacak ve yumuşamak gereğini hissedecek. Yani ben yaptım oldu, höf dört, kırın, esin, yok edinle olay gitmez, çözülmez. İnsani olaylarda gitmez. Bu şey çok dokunmuş herhalde, ben yaptım oldu, höf dört. Evet, ben de buraya geldim, oldu. Peki, çapulcu olarak. Peki. Sizin eklemek istediğiniz şeyler daha yoksa şöyle bir şey soracağım. Bizim hani adetimiz formal kuralların dışında ya da nasıl diyeyim, normal bir yayın yapmıyoruz biz. Yani daha doğrusu standart bir yayın yapmıyoruz. Zaten Çapul TV, evet, televizyonumuzda bayağı seven de olmuş. Binlerce kişi şu anda izliyor. Ne güzel. Buradan ekranları başındaki çapulculara, çapulcu izleyicilere bir özel bir mesaj yollamak isteseniz. Evet. Ben bunu hep Facebook sayfasında her fırsatta yazdım. Tamam, burada yapalım. Yükselen toplumsal bilinç engellenemez. Mesajım budur. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.